Tarih boyunca ülkeler arasındaki rekabet sadece askeri alanda sınırlı kalmadı. Dünya ülkeleri uzay araştırmalarında öncü olmak için sürekli birbirleriyle rekabet halinde olmuşlardır. İnsanoğlunun uzayın bilinmezliğine karşı olan merakı bizleri hep yeni şeyler denemeye itmiştir. Hatta bunlar sadece insanlarla sınırlı kalmayıp hayvanlara kadar uzanmıştır. Bunun en büyük örneği ise uzaya gönderilen şempanze Ham. Şempanze Ham ulusal bir kahraman mıydı yoksa dengesiz uzay politikalarına kurban edilen bir hayvan mıydı? Şimdi hep beraber bu ilginç şempanzenin hikayesine göz atalım. Ham 1975 yılında Kamerun'da dünyaya gelmiş normal bir şempanzeydi. Tıpkı diğer şempanzeler gibi doğal hayatına devam eden Ham, ne yazık ki hayvan avcıları tarafından yakalandı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi. Bu hayvan ikinci yaşına girdiğinde Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri tarafından satın alındı. Oldukça zeki olan bu şempanze basit görevleri yerine getirmesi için eğitim aldı. Kendi türündeki şempanzelere göre hızlı öğrenme kapasitesi bulunmaktaydı. Ham üstün yetenekleri sayesinde tamı tamına 40 şempanzenin arasından uzaya gönderilmeye hak kazanmıştı. Eğer şempanze Ham başarılı bir şekilde uzaya giderse insanlığın uzay macerasında yeni kapılar aralayacaktı. Uçuş eğitimlerini başarıyla tamamlamasından sonra 31 Ocak sabahında Ham yolculuk için bebek bezi, su geçirmez pantolon ve bir uzay giysisi giymişti. Ayrıca ona solunum ve vücut ısısını izlenebilmesi için gerekli sensörler takıldı ve 25 metre uzunluğundaki Mercury Reston 2 uzay aracının kapsülüne bindirildi. Artık uçuş için hazırdı ve kalkış saati gelmişti. Saatler içerisinde uzay aracı dünyadan 252 kilometre kadar uzağa ulaştı. Uzun bir 16 dakikanın ardından Ham'ın içinde bulunduğu uzay aracı dünyaya geri döndü. Ham, Atlantik Okyanusu üzerine başarılı bir iniş yaptı ve bu yolculuğu hayatta kalarak tamamlayabildi. Ham, uzaya giden tek şempanze olarak tarihe geçmişti. Ancak onun için bu günlerin sonu gelmişti. Görevi tamamladıktan sonra Washington'da bir hayvanat bahçesinde 17 sene boyunca tek başına yaşadı. Yalnız geçen 17 yılın ardından 1983 yılında 26 yaşında hayatını gözlerini yumdu. Ve bu kahraman hayvan astronot şempanze olarak tarihteki yerini almıştı. Ham uzay yarışı için gerçek bir kahramandı ve kesinlikle insan uzay yolculuğunun yolunu açtı. Uzaya uçmasından 3 ay sonra astronot Alan Shepard onu takip etti. Ham kesinlikle bir kahraman olmasına rağmen aynı zamanda bir kurban olduğunu unutmamalıyız. İnsan hayatının uzayda hayatta kalabildiğini görmek için bir kobay olarak kullanılmıştı. Şimdi ise Ham'ın kemikleri Washington'daki Ulusal Sağlık ve Tıp Müzesi'nde sergilenmekte.